TV'lik ana haber bülteninden herkese iyi akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı atanın huzuruna çıktı. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taşlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz mesajını yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, yüksek yargı temsilcileri, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katıldı. Aslanlı yoldan yürüyen devlet erkanı Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Ardından saygı duruşuna geçilirken İstiklal Marşı okundu. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG ve Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri yazdı. Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat halinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un üretim tesisinin açılışını yaparak taşlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki ziyaretin ardından Beştepe'de devlet erkanını ağırlayarak tebrikleri kabul etti. Partinin grup başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay 1. Başkanı. Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'nun tüm ilçelerinde de doyasıya kutlandı. Gelin Ordu'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte izleyelim. Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu doyasıya yaşandı. 99 yıl önce Kurtuluş Savaşımızın zirvesi olan Cumhuriyet kurularak tarihteki yerini almıştır. Ve Allah'ın izniyle sonsuza dek de Türkiye Cumhuriyetimiz yaşayacaktır. Altınordu'da valilik tarafından düzenlenen Cumhuriyet coşkusuna birçok vatandaş eşlik etti. 99. şehit yaşına bu rüzgarla... Fatsa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla birçok etkinlik düzenlendi. Hava muhalefeti nedeniyle 75. yıl kapalı spor salonunda gerçekleşen kutlamalara Fatsa Kaymakamı Avni Kula ve Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın yanı sıra birçok kişi katıldı. Gülyalı'da coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bando takımı caddelerde tur attı.
29 Ekim coşkusu Mesudiye'de de doyasıya yaşandı. İlçede bulunan çok programlı Anadolu Lisesi önünde gerçekleştirilen kutlamalara ilçe kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve belediye başkanı İsa Gül de katıldı. Kumru'da da doyasıya yaşanan Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri ilçede bulunan statta çocuklar ve gençlerin gösterileriyle gerçekleşti. Altınordu'da bir restoranda kahvaltı programı düzenleyen bir firma ise 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı. En büyük iki değerimiz Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu bayram da bunun aslında bakarsanız en önemli simgesi. Birçok bayramımız var, dini bayramlarımız var, milli bayramlarımız var, özel günlerimiz var. Azov'un düşman işgalinden kurtulma günü var. Değil mi Murat? Bütün bunlar çok önemli. O yüzden biz Emine Hanım'ın tavsiyesiyle, fikriyle, bu organizasyon onun fikriydi. Sağ olsun. Bize Yusuf Bey ile birlikte, ve onun ekibiyle birlikte burada böyle güzel bir organizasyon hazırladılar. Ordu Deniz ve Orman Okulu ise 29 Ekim'i bando takımı eşliğinde kutladı. Ordu'da bulunan özel eğitim okulu öğrencileri ise Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü gerçekleştirdikleri etkinliklerle kutladı. Ordu'nun turistik mekanlarından Yasonburnu'nda da muhteşem bir gösteriye imza atıldı. Bugün Karadeniz'in ucusu olan Ordu'da, Ordu'nun en güzel ve tarihi bir kasiyeri olan Yasonburnu'nda, Karadeniz dalgıcı olarak İzmir'de, Samsun'dan, Giresun'dan gelen dalıcı arkadaşlarımızla beraber burada bir sevgi şeklinde Yasonburnu'nda bir bayrak açılışımızı yapacağız. Aynı zamanda Fülüsü'nü ve aynı zamanda Yason'un dibinde, su altında Karadeniz'de bayrağımızı açarak dalgalandıracağız. İnşallah seneye 100. yılımızda da görkemli bir şekilde daha da şatafatlı bir şekilde bunu tutmayacağız. Teşekkür ederiz. Sizleri de bekleriz. Dalgıçlar hırçın Karadeniz dalgalarına dalarak denizin içinde Türk bayrağı açtılar. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümüne özel Cumhuriyet Balosu düzenledi. 99. yıl coşkusuna sahne olan ve bir otelde düzenlenen baloya CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu balo, renkli görüntülere de sahne oldu. Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği, Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıl dönümüne özel Cumhuriyet Balosu düzenledi. Müzik 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu Cumhuriyet Balosu'yla taşlandıran derneğin organizasyonuna Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanı Atilla Şahin, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlibel, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği Başkanı Tevfik Serdar Köksal, Cumhuriyet balolarını dernek olarak bu yıldan itibaren artık bir gelenek haline getireceklerini söyledi. Cumhuriyetimizin 99. yılını bugün burada büyük bir coşku ile kutlayacağız. Bu yıl ve bundan sonraki yıllarda hafızalarımızın hep bir köşesinde yer alan balo geleneğimizi
yeniden başlatmaktan da çok mutluyuz. Derneğimizin ve sonrasında da vakfımızın yaptığı ve yapacağı çalışmalar ile Ordu'nun geçmişine ve kültürel mirasına sahip çıkacak bir yönetim anlayışı ile yerelde etki alanını memleket odağından kurgulayıp dünyaya açılacaktır. Renkli görüntülerin yer aldığı baloda dans gösterileri ve müzik dinletileri de katılımcılardan tam not aldı. Bahar Sarıboğan'ın söylediği şarkıların ardından gece son buldu. Ordu'nun birçok ilçesinde devam eden doğalgaz çalışmaları son sürat sürerken Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz'den ilçesindeki doğalgaz planlamaları hakkında müjde geldi. Çaybaşı'na 2025 yılına kadar doğalgaz geleceğini söyleyen Hüseyin Semiz, çalışmaların daha hızlı bitmesi adına gece gündüz uğraştıklarını ifade etti. Ordu'nun birçok ilçesinde devam eden doğalgaz çalışmaları Çaybaşı'nda da sürüyor. Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ilçedeki doğalgaz çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Bugün doğalgazla alakalı ilçemizde bir çalışma var. Emsalimiz biliyorsunuz 9 tane ilçede daha bu çalışma var ama biz ne yaptık? Değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 1000'in üstünde dilekçeyi 2 günde topladık. 2 günde 1000'in üstünde doğalgaz talep dilekçemizi 2 günde topladık. Doğalgaz için yer belirleme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Hüseyin Semiz, ilçeye doğalgaz gelmesi adına tüm fedakarlığı gösterdiğini belirtti. Yerimizi hazırladık. 1000 metrekarenin üzerinde yer Aksa'ya, Aksa AŞ'ye vereceğiz. Bila bedelsiz vereceğiz. Anlaşma normları neyse vereceğiz. Şöyle baktığınız zaman, ya kardeşim ben Aksa'ya niye yer veriyorum? Ben veriyorum kardeşim. Ben belediye meclisimizden yetkimizi alıyorum ve veriyorum. Yeter ki ilçemize doğalgaz. Ya benim ilçeme doğalgaz gelecek. Doğalgaz için tüm hazırlıkların yapıldığını vurgulayan Başkan Semiz 2025 yılına kadar ilçeye doğalgazın kazandırılacağını müjdeledi. Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılını vurguladı bu ilçelerle alakalı. 2025'e kadar 2022 ile 25 arası olacak ilçeler arasında Çaybaşı ilçemiz mevcut. Biz bütün hazırlıklarımızı önden yapıyoruz ki bunu acaba birazcık öne çekebilir miyiz? Bunu biraz daha vatandaşlarımızın istifadesine erkenden sunabilir miyiz? Bizim çalışmamız budur. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre fındık üreticilerine 2022 yılında ödenecek olan mazot desteği 21 TL'den 62 TL'ye, 2022 gübre desteği ise 8 TL'den 21 TL'ye çıkarıldı. Peki 2014'ten bu yana 170 lira olarak ödenen alan bazlı gelir desteğinde herhangi bir artış yaşanacak mı? Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, alan bazlı gelir desteğinde bu yıl bir artış beklediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından fındık üreticilerine verilen mazot ve gübre desteğinde %200'e varan artış sağlanmıştı. Ancak 2014 yılından bu yana bir kuruş dahi zamlanmayan 170 liralık alan bazlı gelir desteği ile ilgili henüz bir gelişme yaşanmadı. Alan bazlı desteğinde artacağı yönünde bir düşüncem var. Tabii ki hakikaten uzun yıllardan beri artmayan bu alan bazlı desteğin artık artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Rakamları hesapladıkları açıklayan Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, günümüz şartlarında alan bazlı gelir desteğinin en az ne kadar olması gerektiğini söyledi. Biz bir tespit yaptık. Bu tespiti de buradan açıklayalım. 2014 yılından 2022 yılına kadar devletin açıklamış olduğu resmi enflasyon göz önüne alınırsa alan bazlı desteğin 385 TL olması gerektiğini biz gördük. Ayrıca 2014 yılından 2022 yılına kadar tarıma ayrılan destekler bazında baktığımız zaman alan bazlı desteğin 415 lira olması gerektiğini oradan tespit ettik. Başkan Akça, fındık üreticisinin yüzü gülmeli diyerek yaptıkları çalışmanın bakanlık tarafından dikkate alınmasını istedi. İnşallah yapmış olduğumuz bu çalışmalar doğrultusunda yetkililer bunu dikkate alacak ve alan bazlı desteğin de hatırı sayılır bir artışla üreticilerimizin hizmetine sunulacağını düşünüyorum.
Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun'dan Ordu'ya Hukuk Müzesi müjdesi geldi. Türkiye Barolar Birliği tarafından ilk kez Ankara'da açılan Hukuk Müzesi için çalışmaların Ordu'da da başlayacağını belirten ve müjdeyi ilk kez TV'lik ekranlarından duyuran Başkan Sibel Torun, açılacak olan müzeyle beraber Ordu Barosu'nun geçmişinden bugüne kadar tüm eserlerinin hukukseverlerle buluşacağını söyledi. Ordu Baro Başkanı Sibel Torun'dan Ordu'ya Hukuk Müzesi müjdesi geldi. İlk defa burada açıklayacağım bir hukuk müzesi projemiz var. Henüz resmileşmedi ama müjdesini de vermek istiyorum. Şu an Türkiye Barolar Birliği'nin birliğinde olan tek bir yerde var, hukuk müzesi var. Onu ordumuzda da açmak için girişimlere başladık. Türkiye Barolar Birliği tarafından ilk kez Ankara'da açılan Hukuk Müzesi için çalışmaların Ordu'da da başlayacağını belirten ve müjdeyi ilk kez TV'lik ekranlarından duyuran Başkan Sibel Torun, açılacak olan müzeyle birlikte Ordu Barosu'nun geçmişinden bugüne kadar tüm eserlerinin hukukseverlerle buluşacağını söyledi. Bir yer tahsisiyle ilgili çalışmalarımız var ve müzenin içinde neler sergileyeceğiz, neler yapacağız. Şimdi onun çalışmasını yapıyoruz. Türkiye Barolar Birliği tabii çok daha büyük, kapsamlı bir çalışma yapmış. Biz onun biraz daha ufağını yapacağız. İşte Ordu Barosu'nun gelişimiyle ilgili, hukukun şimdiye kadar Osmanlı döneminden, Cumhuriyet'in kazanımlarıyla beraber nereye geldiği, işte geçmiş dönemde giyilen cübbeler, yazılar, geçmiş dönemlerde başkanlık yapanların belki işte fotoğrafları, anıları, kadınlara yönelik ilk kadın avukat. Yani bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Hatta önümüzdeki hafta Ankara'ya gidip yerinde tespit yapıp bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Hukuk Müzesi'nin olduğu alanda Ordu Barosu için bir bahçe düzenlemesinin de yapılacağını belirten Başkan Torun, bahçenin baro üyelerinin hizmetine sunulacağını ifade etti. Hukuk Müzesi'nin olduğu yerde de güzel bir baro bahçe projesi yapmayı planlıyoruz. Meslektaşlarımızın hizmetine sunacağız. Torun, Hukuk Müzesi'nin yanı sıra Ordu Barosu olarak bu sene önemli projelere imza atacaklarının da mesajını verdi. Şu an baro hizmet binamızın hemen arka tarafında kendimize ait bir seminer salonu inşaatımız olacak inşallah. İşte imar planındaki düzenlemeleri bekledik bununla ilgili. Onun dışında yine kültürel faaliyetlerimiz devam edecek ama tabii ki elbette ki meslek problemleri, meslek itibariyle ilgili çalışmalarımız bizim en baştaki çalışmalarımız olacak. Tarım Orman Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre Türkiye'de en fazla çiftçi sayısına sahip şehir Ordu oldu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kadın çiftçilere pozitif ayrım uyguladıklarını söyleyerek verilen desteklerden söz etti. Ordu Türkiye'de çiftçi sayısı en fazla olan il. 128.028 çiftçimiz, kayıtlı çiftçimiz var. Kadın çiftçi sayımız da 23.761. Tabii bu rakamlarla Ordu Türkiye'de hem çiftçi sayısının en fazla olduğu il hem de kadın çiftçi sayısının en fazla olduğu il durumunda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de en fazla çiftçi sayısına sahip şehir Ordu oldu. 23.761 kadın çiftçisiyle bu alanda da liderliği elinde bulunduran Ordu'da özellikle kadın çiftçilere pozitif ayrım uygulanıyor. Tabii kadın çiftçilerimizin biz ne kadar önemli olduğunu, kadını kırsalda tutarsak aileyi kırsalda tutacağımızı bildiğimiz için kadın çiftçilerimize yönelik projelerde de daima uyguladığımız projelerde kadın çiftçilerimize bir pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Kadın çiftçilere verilen desteklerden bahseden Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, eğitim faaliyetlerinin de son sürat devam ettiğini söyledi. Asli görevlerimizden birisi de eğitim faaliyetleri. Kadın çiftçilerimize yönelik gene eğitim faaliyetlerimiz var. 2021'de yapılan 1344 eğitime 8000'in üzerinde kadın çiftçimiz katılmış durumda. 8000'in üzerinde kadın çiftçimize eğitim vermişiz. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, tarımın ve üretimin her alanında kadın çiftçilere teşvikler uygulandığının altını çizdi. Kadın çiftçilerimize yönelik uyguladığımız DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan sağladığımız kaynaklarla uyguladığımız projeler var. Örtü altı yetiştiricinin geliştirilmesi, kivi yetiştiricinin geliştirilmesi, arı sütü üretiminin artırılması, ahududu, böğürtlen, kokulu üzüm yetiştiriciliği, işte serbest sistem yumurta üretiminin artırılmasına yönelik projeler. Tüm bu projelerde, bunun gibi diğer projelerimizde de biz kadın çiftçilerimize öncelik verdik. Son 2 yıl içerisinde uyguladığımız bu projelerle de
180 kadın çiftçimize gerek istihdam sağlandı, gerekse de gelirlerinde artış sağlamış olduğumuz. Yani bir kısmına istihdam sağlamış olduk, bir kısmının da mevcut gelirinde artış sağlamış olduk. Kadınların her alanda büyük başarılara imza attığını vurgulayan Yılmaz, desteklemelerin artarak devam edeceğini belirtti. İnşallah ordu kadın çiftçilerimizin yapmış olduğu üretimle, onların tarıma vermiş olduğu katkıyla çok daha iyi yerlere gelecek. Onlar, çünkü kadınlarımız her alanda başarılılar. Tarımda da çok başarılılar. Onların katkısı, ben inanıyorum ki, bizi tarım alanında, tarım sektöründe çok daha iyi yerlere taşıyacak. Bizim de gerek bakanlık olarak, gerek diğer yerel kaynaklardan sağladığımız katkılarla bundan sonraki süreçte de kadın çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ünye'de cep telefonu bayisine giren peçeli baykuş doğaya bırakıldı. İlçenin Niksar Caddesi'nde girdiği cep telefonu bayisinden zabıta ekiplerince alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne teslim edilen baykuşun bakım ve rehabilitasyon süreci de tamamlandı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ünye'de cep telefonu bayisine giren peçeli baykuş doğaya bırakıldı. Cep telefonu bayisi işletmecisi 24 Ekim'de sabah iş yerini açtığında içeride baykuş olduğunu fark etmiş. Şaşıran işletmeci Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Ünye Bölge Amirliği'ni arayarak bilgi vermişti. Ünye Atatürk Mahallesi Çamlık mevkiinde tekrar doğayla buluşturacağız inşallah akşam saatlerinde. İlçenin Niksar Caddesi'nde girdiği cep telefonu bayisinden zabıta ekiplerince alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne teslim edilen baykuşun bakım ve rehabilitasyon süreci tamamlandı. Peçeli baykuş Atatürk Mahallesi Çamlık mevkisinde doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım, emeği geçen herkese teşekkür ederek inşallah peçeli baykuşumuzun ömrü uzun, nesli bol olur dedi. İnşallah ömrü uzun, nesli bol olur. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ünye sahil yolunun Liseler Mahallesi Atatürk Parkı mevkisinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Ünye'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Ünye Sahil Yolu'nun Liseler Mahallesi Atatürk Park mevkisinde Emre Karayiğit yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mustafa Kasırga idaresindeki araçla çarpıştı. Kazada yaralanan her iki sürücü 112 acil sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Şimdi kısa bir reklam arası. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul, Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1 53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led taban asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı, satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Ordu'nun tanınan iş insanlarından Ergin Karlibel adına açılan Karlibel Sanat Merkezi'nin açılışının birinci yıl dönümü dolayısıyla karma sergi düzenlendi. Düzenlenen sergiye birçok kişi katıldı. Altınordu'da bulunan Karlibel Sanat Merkezi'nin açılışının birinci yıl dönümü kutlandı. Evet.
Yıl dönümü dolayısıyla sanat merkezinde karma sergi düzenlendi. Çok güzel ya. Düzenlenen sergiye Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın Çiçeği Burnu'nda Başkanı Levent Karlıbel, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Erişen, İyi Parti İl Başkanı Ekrem Şentürk, Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmez, Mali Müşavir Bahadır Baş ve çok sayıda kişi katıldı. Karlıbel Sanat Merkezi Danışmanı Nihat Sebahat Sezer karma sergiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama bu arada galeride her ne kadar ben her zaman böyle sizlerle yüz yüze olsam da asıl mutfakta olan hocalarım var. Bizim bir danışma kurulumuz var. Bu kurul aslında bu sergilerin baştan sonuna kadar bütün ağırlığını üzerinde taşıyan, katılımları sağlayan ve arkadaşlarımızın büyük çabasıyla bütün üniversitelerle ilişkiye girerek serginin düzenlemesini sağlayan hocalarım. Doçent Doktor Engin Ümer, Doçent Doktor Aytaç Özmutlu, Doçent Doktor Mine Değirmenci Aydın, Öğretim Görevlisi Hakan Arslan hocamız, Hatice Sabahat hocamız ve Serdar Aydın hocamız. Danışma kurulumuza da ben verdikleri emek için teşekkür ediyorum. Fatsa Fen Lisesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği programda Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmezinoğlu, Çağan Sönmez ve orkestra arkadaşları sahne aldı. Çağan Sönmez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılına özel Cumhuriyet adlı ilk bestesini çaldı. Fatsa Fen Lisesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği programda Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Sönmezinoğlu, Çağan Sönmez ve orkestra arkadaşları sahne aldı. Çağan Sönmez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılına özel Cumhuriyet adlı ilk bestesini çaldı. Programın devamında Fatsa Fen Lisesi öğrencileri piyanoda Çağan Sönmez, gitarda Mehmet Akif Dilmen ve Kuzeyhan Tekçe, solist olarak Ahsen Baş, İzmir Marşı ve Saydım eserlerini seslendirdiler. Bu haberle birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde yeniden buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sunar. Mutlu akşamlar. Günün öne çıkan spor başlıklarıyla karşınızda olacağız. Ben Görkem Karaç. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 3. Lig 1. grubun 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda 1922 Konya Spor'u konuk oldu. Temsilcimiz 90 dakika sonunda sahadan 3-1 galip ayrıldı. 52 Ordu Spor Futbol Kulübü 3. Lig 1. grubun 9. hafta karşılaşmasında deplasmanda 1922 Konya Spor'u konuk oldu. 90 dakika sonunda temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrıldı. Yeni sezona iyi bir giriş yapan ancak sonrasında alınan mağlubiyetlerle liderlik yarışının uzağında kalan mor beyaz ekip mutlak galibiyet parolasıyla gittiği Konya deplasmanından 3 puan alarak döndü.
Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte oyunu rakip sahaya yıkarak gol arayan Ordu ekibi henüz 7. dakikada Samet Cantürk'ün golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren 52 Ordu Spor'da bu kez ise 21. dakikada sahneye Sefa Durmuş çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. 39. dakikada 1922 Konya Spor'da Mehmet Söğüt aradaki farkı 1'e indiren golü kaydetti. Karşılaşmanın 49. dakikasında 52 Ordu Spor Futbol Kulübü'nde gol perdesini kapatan isim ise penaltıdan Batuhaner oldu. Bu golle birlikte mor beyaz ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Alınan galibiyetle birlikte ligde 2 hafta aranın ardından galibiyetle tanışan Ordu ekibi puanını ise 16'ya yükseltti. Üçüncülük ikinci grupta mücadele eden bir diğer temsilcimiz Ordu Spor 1967 ise ligin 9. hafta karşılaşmasında Yeni Ordu Stadyumu'nda Bulvar Spor'u konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 2. grupta bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Ordu Spor 1967 Bulvar Spor müsabakası hazırlıklarına devam etti. Mor beyazlı ekip rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmek ve playoff potasına girmek istiyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Ordu Spor 1967 üst üste gelen kötü sonuçların ardından Kahramanmaraş Spor galibiyetiyle kendine gelse de bu sevinç tek maç sürdü ve Alanya Kestel Spor mağlubiyetiyle moraller yine bozuldu. Geçmişi bir kenara bırakan Mor Beyazlar teknik direktör Cahit Erçevik nezaretinde Karşıyaka Spor Tesisinde gerçekleştirdiği antrenmanla Bulvar Spor müsabakası hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Ordu Spor 1967 Bulvar Spor'la oynayacağı maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmezken takım adeta 3 puanı kilitlendi. Mor Beyazlı ekip 30 Ekim Pazar günü saat 19'da Yeni Ordu Stadyumu'nda İstanbul ekibi Bulvar Spor'u konuk edecek. Üçüncülük, üçüncü grupta mücadele eden Sarı Lacivert'te temsilcimiz Fas'la Belediyespor'sa 9. hafta karşılaşmasında Artvin Hopa Spor'a konuk olacak. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta bir türlü kendisini playoff potasının içine atamayan Fas'la Belediyespor, Artvin Hopa Spor'la deplasmanda oynayacağı müsabakaya odaklandı. Teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu önderliğinde lige dar bir kadroyla başlayan ve seri beraberlikler alan Fas'la Belediyespor son 2 haftada 5 puan kaybetti. Artvin Hopa Spor karşılaşmasıyla çıkışa geçmek isteyen Sarı Lacivertli ekip hazırlıklarına galibiyet parolasıyla devam etti. İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Artvin temsilcisi 2 kez galip gelirken Fas'la Belediyespor 1 kez kazandı. 2 maçta ise rakipler sahadan beraberlikle ayrıldı. Fas'la Belediyespor 30 Ekim Pazar günü saat 14'te Hopa İlçe Stadyumu'nda Artvin Hopa Spor'un konuğu olacak. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Ulubey Belediyespor hafta sonu ligde Ordu derbisinde Ünye 1957 Spor'a konuk olacak. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta 5. hafta karşılaşmasında 2 Ordu ekibi Ulubey Belediyespor ve Ünye 1957 Spor Ünye İlçe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler. Büyük önem taşıyan karşılaşmada her iki takım da sahaya 3 puan için çıkacak. Ünye 1957 Spor maçı hazırlıklarını sürdüren Ulubey Belediyespor'da antrenman sırasında futbolculardan Murat Şahin Açıkalın ve Kaan Kar CV2 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunarak sahada 90 dakika boyunca güzel bir oyun ortaya koyarak bitiş düdüğüyle birlikte 3 puanın sahibi olmak istediklerini söylediler. Evet, güzel bir maç olacak. İyi hazırlanıyoruz maça. Bu hafta sonu güzel, keyifli bir maç bekliyor bizleri. İyi hazırlandık, kazanmak istiyoruz. İnşallah kazanırız. Zaten geçen hafta bir puan kaybı yaşadık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. İnşallah hocanın dediklerini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İyi bir takımız aslında. Birlik ve beraberlik üst düzey. Takım genç bir takımız. Evet, eksiklerimiz var. Ama bunu çalışarak düzelteceğiz. İnşallah önümüzdeki maçı da alıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlar da maça bekleriz. Güzel bir maç olacak. Bizim yanımızda olsunlar, desteklesinler. İnşallah iyi bir maç olur. Dostça güzelce bir maç bekliyor bizi. Ordu derbisine yani kazanmak için oraya gideceğiz. Yani oradan da 3 puanla döneceğimize herkesin inancı tam zaten. İnşallah hayırlısı olur. Taraftar baskısı bizim için daha iyi. Taraftar baskısı oldukça daha iyi yani. Bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Mutlaka kazanacağız yani. Bu sene iyi olacak yani. Bu hafta yendiğimiz zaman zaten haftaya da içeride mutlak galibiyet. Yani iyi olacak. Ünye 1957 Spor Ulubey Belediyespor karşılaşması 30 Ekim Pazar günü saat 13'te Ünye İlçe Stadyumu'nda oynanacak.
Bir diğer bölgesel amatör lig temsilcimiz Ünye 1957 Spor'da Ordu derbisi olan Ulubey Belediyespor karşılaşmasının hazırlıkları galibiyet parolasıyla devam ediyor. Ünye 1957 Spor'da Ulubey Belediyespor mesaisi devam ediyor. Bölgesel amatör lig 4. gruba istediği gibi bir başlangıç yapamayan Ünye 1957 Spor sezonun ilk galibiyetini Ordu derbisinden çıkarmak istiyor. Son 3 haftadır iyi futbol oynadıklarını ancak bu oyunu skoru yansıtamadıklarını söyleyen Ünye 1957 Spor Teknik Direktörü Ramazan Silin, Ulubey Belediyespor karşılaşmasıyla sezonun ilk galibiyetini elde etmek istediklerini dile getirdi. Şehrin 2 tane takımı, hani derler ya böyle her şehrin takımı oynadığı zaman derbi maç, bizim de derbimiz Ulubey'le oynayacağımız maç. Ama sonuçta futbolun bir fair play içerisinde olması gerektiğini, insanlar tribüne geldiği zaman oyundan keyif alması gerektiği müsabakalardan bir tanesinin olmasını istiyoruz ama bizim de artık kazanmamızın ve zamanının geldiğini düşünüyoruz. Biz son 2 haftadır, 3 haftadır iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçen hafta biz kaybetmemize rağmen takımımıza ciddi bir çıkış var. İnşallah bu çıkış devam edecek ve bu haftada onu galibiyetle taçlandırıp tüm Ünye Spor'a ve tüm Ünye taraftarına ve yönetim kurulumuza armağan etmek istiyoruz. İnşallah yarın da mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Rakibimize de saygımız var. Başarılar diliyoruz ama biz kazanmak istiyoruz. Ünye 1957 Spor As Başkanı Ali Koca ise takıma en başından beri inançlarının tam olduğunu vurgularken sezon sonunda ligi üst sıralarda bitirmek istediklerini belirtti. Takımımızdaki gelişmelerden memnunuz. Bizim için sevindirici, güzel. Önümüzdeki maçlarda da gayet iyi hazırlandık. Sonuçlarında bizi memnun edeceğini düşünüyorum. Yani bundan sonrası bizim için yeni bir başlangıç gibi. Yeni gelen futbolcularımız da takıma alıştı. Gayet iyi. Psikoloji olarak da iyiler. Fizik olarak da hazırlar. İnşallah önümüzdeki günleri güzel sonuçlarla geçireceğiz. Ünye 1957 Spor'un ev sahipliğinde Ünye İlçe Stadyumu'nda oynanacak olan Ünye 1957 Spor Ulubey Belediyespor karşılaşmasının başlama düdüğü saat 13'te çalacak. Ordu 1. Amatör Lig ekiplerinden Rusumat 4 Futbol Kulübü yeni sezonun ilk karşılaşmasında Kabadüz Belediyespor'la mücadele edecek. Ben geçen şöyle söyledim takıma. Gemi denize iniyor. Yani biz gemiyi artık denize indiriyoruz bu hafta itibaren. U16 erkek takımı başlıyor. Amatör futbol takımı başlıyor. Birçok kategoriye girdik. Hazırız. Ordu 1. Amatör Lig ekiplerinden Rusumat 4 Futbol Kulübü yeni sezonun ilk karşılaşmasında Kabadüz Belediyespor'la mücadele edecek. Teknik direktör Hakan Yurdakul nezaretinde Kabadüz Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını Karşıyaka Spor Tesisinde sürdüren Rusumat ekibi sezona 3 puanla başlamak istiyor. Rusumat 4 Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Yurdakul yeni amatör sezonun bütün takımlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Genç bir ekibiz. Yaş ortalaması abiler 2-3 abi var. Onu saymazsan 18. Rakibe gelecek olursak geçen sene Ordu şampiyonu, saygı duyuyoruz. Gerçekten. Belki de kendilerinin bile beklemediği başarı elde ettiler. Tebrik ediyorum gerçekten. Biz de geçen sene saygı duyulan bir takım olduk. Bu kafaya oynayan takımlar hep kafa tuttuk. 3-2, 2-1 gibi sonuçlar aldık. Çocuklarıma çok güveniyorum. Her akşam da birlikteyiz. Sadece idman için değil, idman dışında da birlikteyiz. Pazar günü herkesi saat 11'de maça bekliyorum. Çünkü çok çekişmeli ve zevkli geçeceğine inanıyorum. İnşallah sakatlık, kaza bela olmadan, tartışma, küfür, kavga olmadan güzel bir sezon olur. Sezon başlar. Bu sezon takım olarak iddialı bir yapıya sahip olduklarını ifade eden Yurdakul, playoff'u hedeflediklerinin altını çizdi. Hedefimiz de var. Geçen sene hedef koymamıştım. Çocuklar dedim, ilk defa çıktık. Oynayın dedim, zevk alın. Zevk aldık. Bu sene hedefimiz playoff ve yarı final. Yani uçuk kaçık olabilir ama biz hedefleri olan hep bir takımız. Bunu zaten geçen sene kadın futbol takımında da söylemiştik ve ispatladık, başardık. Bu sene de bu çocuklarımız da daha sonra şunu unutmayalım. Ben geçen sene Rusumat olarak U18'de Ordu üçüncüsü oldum. Bu sene de hedefim Ordu şampiyonluğu. Onu es geçmeyelim o çocuklarımızı. U18'de ve U17'de hedefim Ordu şampiyonluğu. Amatörde ise bu çocukların hepsinin kendi başarılarıyla playoff ve yarı final diyorum. Rusumat 4 Futbol Kulübü Kabadüz Belediyespor karşılaşması 30 Ekim Pazar günü Karşıyaka Spor Tesisleri 1-0 sahada oynanacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Kano Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Durgun Su Kano Cumhuriyet Kupası yarışları sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler'in büyük gayretleriyle hayata geçirilen Durgun Su Sporları Merkezi ve kamp alanı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı.
Haydi haydi haydi. Muğla'dan Şanlıurfa'ya Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 250 sporcu ve antrenörün katılımıyla gerçekleştirilen Ordu Büyükşehir Belediyesi Durgun Su Kano Cumhuriyet Kupası'nda kano sporcuları çeşitli kategorilerde kıyasıya kürek çekti. Kano ve spor severlerin ise yarışa ilgisi oldukça yoğun oldu. Heyecanlı rekabetin yaşandığı yarışların ardından dereceye giren sporcularsa madalya ve kupalarını düzenlenen törenle aldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan donanımıyla Türkiye'de tek olma özelliğine sahip olan Durgun Su Sporları Merkezi ve kamp alanının ilerleyen süreçlerde uluslararası yarışlara da ev sahipliği yapabileceğini dile getirdi. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir spor alanı oluşturuldu. Bu Türkiye'nin, bu güzel gerdanlık Türkiye'nin malı. İnşallah Sayın Başkanımızla konuştuk. Burada uluslararası belki ileriki zamanda uluslararası da yarışlara şahit olacağız. Türkiye Kano Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Tolga Çelik, Ordu Büyükşehir Belediyesi Durgun Su Sporları Merkezi ve kamp alanının Avrupa standartlarında hazırlanmış bir parkur olduğunu söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye'mize, Sayın Belediye Başkanımıza ve buradaki tüm bizi ağırlayan yetkililere teşekkür ediyoruz. Çok manalı ve anlamlı bir günde buradayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde burada Türkiye Kano Federasyonu ile Ordu Büyükşehir Belediye'mizin ortak düzenlediği bir yarışma. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Onun dışında parkurumuz, bu yerleşke bence Türkiye adına bir büyük bir kazanım. Çünkü bulunduğumuz mevki ve yarışma parkurumuz bizim gibi su sporlarıyla ilgilenen federasyonlar açısından bulunmaz bir nimet. Avrupa standartlarında hazırlanmış. Dolayısıyla burada emeği geçen başta belediye başkanımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü kano sporcusu Mehmet Emre Arslan 2 yıldır kano sporuyla ilgilendiğini ifade ederek bu imkanı kendilerine veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmigüler'e teşekkür etti. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Takımı'nın 2 yıllık sporcusuyum. 2 yıldır kano sporuyla severek ilgileniyorum. Bugün yarışlar yapılıyor, 29 Ekim yarışları işte. Tesisimize, öncelikle başkanımıza bu tesisi bizim için yaptırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bir sürü olanaklar sağlıyor bize. Çok teşekkürler. Bu haberle birlikte spor haberlerini noktalıyoruz. Mutlu akşamlar. Poyterm ısı yalıtım sistemleri spor haberlerini sundu.